no safety or surprise the end. Sanılanın aksine bu basitlik çağında kaliteli işler de yok değil. Size nispeten pek bilinmeyen, yerli ve milli değerleri yıkıp geçen kaliteli bir filmden bahsetmeye çalışacağım. Değerleri yıkmak nasıl kaliteli bir şey oluyor canım diyorsanız izin verin anlatayım. Filmimizin adı Komiser Shakespeare. Kadir İnanır, Okan Bayülgen, Müjde Ağar, Özkan Uğur gibi isimler yer alıyor. Filmde devletin yazılı olan, toplumunsa yazısız olan kurallarına harfiyen uyan, bu kuralları sorgusuz sualsiz doğru diye kabul eden ve savunan bir komiser, ölmek üzere olan kızının son isteğini gerçekleştirmek için tüm kuralları, değer sayılan her şeyi yıkıp geçiyor. Öyle ki üstlerini kandırıp karakolda suçlularla birlikte bir tiyatro oyunu tertip ediyor. Kendisi de kadın kılığına girip cadı rolü oynuyor üstelik. Bu bize ne öğretiyor biliyor musunuz? İş dönüp dolaşıp sizin canınıza veya canım dediğinize, yani bir insana dayandığında kurallarında, değer sayılan şeylerinde canı cehenneme demeniz gerektiğini öğretiyor. Mesela Güneydoğu'nun bir yerinde töre diyor ki kısasa kısas olmalı. Onlar senin kardeşini öldürdü, sen de onların çocuğunu öldürmelisin. Ama onların çocuğu kim? Senin aşık olduğun kadın. Oranın yerli değeri de o. Bizim nesnel değerimiz yok çünkü biliyorsunuz her şey öznel. Onlar da intikamı yerli ve milli değer saymışlar. Ne var? Öznel değil mi? Kim ne diyebilir? Ay. Atalarımız ne demiş? Madem ki ağadır, doğru der. Hiçbir doğru işini de bilmezdik ya. Rızkımız onun eliyle dili arasında. İşin pohyanı da bu ya. Şimdi bu durumda yasanın dediğini yapıp kadını öldürürsek bir insan ve sevgi heba olup gidecek. Ama yasanın dediğini yapmazsak da yerli ve milli değerleri hiçe sayan anarşist, ahlaksız insanlar olacağız. Yasaya aykırı davranıp ahlaksız ilan edileceğimiz bir durumda şunu soralım kendimize. Yasalar, gelenekler, yerli ve milli denilen şeyler mi insanlığın iyiliği içindir, yoksa insanlar mı yasaların, geleneklerin, yerli ve milli denilen şeylerin iyiliği içindir? Yasaların iyiliği diye bir şey olamaz değil mi? Aslında soru çok basit. Hayatta öyle trajik durumlar söz konusu olur ki her ne kadar yasalar insanların iyiliği içindir deseniz de öyle bir durum olur ki o yasalar insanlara zarar verebilir. Bu durumda o kurallar yine de uygulanırsa amacından sapmış olur işte. En temel amaç ne? İnsanın insanca yaşaması, onun korunması. Ama insana zarar veren bir durum söz konusuysa ne yapacağız şimdi? Yasalar çiğnenmez deyip kuralları mı koruyacağız yoksa insanı mı? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyorum. Bu yasaların, geleneklerin, değerli sayılan şeylerin amacını unutmayın. Amacı unutanlar ezbere hareket eder. Ezbere hareket edenler durum değerlendirmesi yapamaz. Durum değerlendirmesi yapamayanlar da bol bol zarar verir. Hem de övünerek, evet övünerek. Ben yasanın dediğini yaptım diyerek. Ben yasanın dediğini yaptım. Yani sorumluluk veya inisiyatif alamayacak bir zavallıyım. Kendi kendimi yönetecek bir güçten de mahrumum. O yüzden dizginlerimi başkalarının ellerine verdim. Onlar ne dediyse yaptım. Tıpkı düşünmeyen, sorumluluk alamayan, kendi gözleriyle değerlendirme yapamayan bir makine gibi. Makine olmaktan dolayı övünen bir insan düşünün. Ve o makineyi ödüllendiren bir devlet. Yazık. Düşünün. Düşünün ki sizi bir eşya olmaktan kurtaracak tek şey odur. Ben vazifemi yapıyorum. Türk askeri Türk bayrağına ateş etmez. O kamyon bu sınırı geçemez. Bize vatandaşlarımızı vurduramazsın. Memur Mahmut. Ankara'ya söyle de o kağıtları götüne soksun. Bakın hiçbir yasa, hiçbir kural, hiçbir gelenek kendi başına iyi veya kötü değildir. Hangi durumda ne şartlar altında gerçekleştirildiğine ve amacından sapıp sapmadığına bağlıdır iyiliği ve kötülüğü. Mesela filme dönersek yasa diyor ki bir memur mesai saatleri içinde şahsi işleriyle uğraşamaz. Ama bizim ahlaksız polis ne yaptı? Mesai saatleri içinde suçlularla birlikte tiyatro oyunu provaları yaptı. Ahlaksız utanmaz bu rezil herif üstüne bir de yetmezmiş gibi kötü cadı rolünü canlandırmış. Dekoltesi falan da olan kadın kılığına girmiş yahu. Bunun gibileri sallandıracaksın bak edepsize. Ne yasaları dinledi ne gelenekleri hepsini ezdi geçti. Geçti de neden geçti? Çünkü kızı kan kanseriydi. Ölmeden önce son isteği Pamuk Prens rolünde tiyatro yarışmasına katılmaktı. Provalarda bayıldığı için okul ekibine alınmadı.
Babasının kendi imkanları dahilinde kendi tiyatro ekibini kurmaktan başka çaresi yoktu. O katı, gaddar, yasaların, geleneklerin arkasına sığınıp kendi gerçekliğinden kaçan adamın kalbindeki insanı uyandıran canım dediği kızının ölümün eşiğinde olmasıydı. Kızının mutluluğu yasaların korunmasından önemli değildi çünkü. İşte sanatın misyonu da budur zaten. İnsanın içindeki insanı uyandırmak. Hayatın akışı içinde, siyasilerin verdiği gazların doğrultusunda, adapte olacağız diye bir makine haline gelen benliğimize insan olduğumuzu, tüm uğraşların insana insanca bir yaşam sunmak için, insanı korumak için olduğunu hatırlatmaktır. Ve son bir not, film izlerken mantık hatasıymış, çekim kalitesiymiş, yok ikinci sahnede farklı dekor kullanılmış falan, bunlara takılıp kalmayın. Bunlar olur. Siz işin özüne bakın. Yani bu film bana hangi bilmediğim şeyi gösteriyor veya hangi unuttuğum şeyi hatırlatıyor, ona bakın. Sisyphos sizinle olsun. Bizi Patreon üzerinden desteklemek isterseniz link açıklama kısmında. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. This is the...